Hak daima kuvvetlidir. Ahlakın varsa haklıysan kuvvetlisin. Yoksa kuvvetli olmakla haklı olunmaz. Bu hep böyledir. 3 günlük, 5 senelik, 10 senelik bazı zulümlerin yapılmasıyla, insanların zulme uğramasıyla, kuvvetli olanların hep üste çıkmasıyla aldanma. Bak tarih sahnesine. Her zaman hak kazanmıştır, her zaman ahlak kazanmıştır. Bunu unutma. Kur'an da bize ahlakı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hep bize bu güzel ahlakı verir. Şuradan açılmıştı söz, hatırladınız mı kıymetli dostlar? Allah denildiğinde hiç kimsede problem yok. Seni kim yarattı? Allah. Yerleri gökleri kim yarattı? Tabii ki Allah. Hani ya sorulur mu ya falan diyor. Şimdi yeni jenerasyon öyle diyor ya. Come on yani falan diyor ya. Ha, sorulur mu Allah falan. Çok güzel. Ama bir problem var. Nedir o problem? O yerleri gökleri yaratan, senin aldığın nefesleri bile sayıyla sana yazan, annen baban seni tanımazdan evvel ruhlar aleminde senin kimliğini tanıyarak bu dünyaya gönderen, kabre konulduktan sonra seni herkes unutsa da her zerreni, her hücreni hepsini cem edip karşısına tekrar Hazreti insan olarak dikecek olan o Allah, senin bu dünyada huzurla yaşayabilmen için sana bir din manzumesi gönderdi. Allah Teala'nın bu dine ihtiyacı yok. Senin bu dine ihtiyacın var. İnsan gibi yaşamak istiyorsan, insanlarla beraber bu dünya hayatında huzur bulmak istiyorsan, işte sana huzur vaat eden bir dinin var. Bu din senin, benim, onun, hocanın, bucanın bir şeyi değil. Hepimizin insanca yaşaması için verilmiş bir nasip.